hafta sonları diliyoruz. Üniversite Medya'dan herkese merhaba. Gençlik ve üniversite programı, Üniversite Medya her cumartesi karşınızda. Bugün aslında çok önemli bir konuyu ele alacağız. Her hafta biliyorsunuz farklı üniversitelerimizden konuklarımız oluyor. Ama bugün neyi konuşacağız? Türkiye'de yaklaşık şu anda 170 civarında üniversite var. 4,5 milyon üniversiteli var. 120 binden fazla öğretim elemanı var farklı sınıflarda. Şimdi baktığımız zaman tüm bunların hepsini ilgilendiren bir süreç. YÖK yasa taslağını konuşacağız değerli konuklarımızla birlikte. İlerleyen dakikalarda Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı Sayın Rıfat Sarıcıoğlu aramızda olacak. Ama biz programı kimlerle başlıyoruz? İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doktor Mustafa Aydın bizimle birlikte olacak. Ve Atılım Üniversitesi'nden değerli bir konuğumuz var. Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Yalçın Zaim bizimle olacak. Siz de sorularınızla, görüşlerinizle lütfen programımıza katılınız Twitter aracılığıyla. Ve bu hafta Emel üniversitelere gitti ve öğrencilerimize mikrofonu uzattı. Dedi ki, Türkiye'de üniversiteli olmak nasıldır anlatın bize. Bakalım ne cevaplar vermişler. Hepiniz hoş geldiniz. Üniversite Medya başladı. Sence Türkiye'de öğrencilik nasıl? Ya bilmiyorum, öğrencilik gayet güzel bir şey bence. Hani hayatımın en güzel dönemi olarak düşünüyorum. Güzel, uzun, faydalı bir tatil gibi geliyor şu an. Yaptığımız, ettiğimiz. Hani bir yandan bir şeylere hazırlık içindesin. Bir yandan da zamanı, keyfini çıkartıyorsun. Türkiye'de öğrenci olmak bence çok karışık. Türkiye'de öğrenci olmak bence keyifli bir serüven. Biraz yarış atı gibi olmaya benziyor bence öğrenci olmak. Türkiye'de üniversiteli olmak dışarıdan güzel, içeriden çileli bir etkinliktir. Psikoloji denen bir şey kalmıyor. Yani çoğu öğrenciler bir psikiyatriste gözüküyor bu sınav psikolojisi yüzünden. Çünkü 3 oturumlu, 4 oturumlu. Türkiye'de öğrenci olmak yurt dışına gitmek istemektir. Türkiye'de öğrenci olmak çıkmaz ayın son çarşambası gibi bir şey. Başı belli değil, sonu belli değil. Bir türlü bitmek bilmiyor. Eğitim sistemine kurban gidiyoruz. Türkiye'de eğitim sistemiydi. Yani her gün değişiyor, her gün değişiyor. Yeni bir şeyler geliyor. Şu an mesela ben liseye giriş sınavlarına nasıl giriyor kardeşlerimiz hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Kendimi kurtardım, attım öbür tarafa, geçtik. Evet, tekrar hoş geldiniz. Üniversite Medya başladı. Eğitim Ekonomisi Konseyi Başkanı, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doktor Mustafa Aydın bizimle birlikte, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ve Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı bizimle birlikte demiştik. Aynı zamanda kendisi TOP Yükseköğretim Meclis Başkanı Sayın Yalçın Zaim. Siz de hoş geldiniz. Şimdi birazdan aramıza Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı Sayın Rıfat Bey de gelecek. Şimdi ben açılışta dedim ki üniversite sayımız 170. Hatta ben yayın önce size 180'e yaklaştı mı diye de sordum. Çünkü her geçen gün biraz sayının da arttığını görüyoruz. Ve önemli bir konu, 4,5 milyon üniversiteliği de ilgilendiriyor bu karar. Aslında Türkiye yüksek öğretimini ilgilendiriyor. Ve aylardır konuşuyoruz üzerinde yeni YÖK yasa taslağıyla ilgili. Şu anda Milli Eğitim Bakanı'nın önüne gitti zannediyorum. Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Nabi Avcı dedi ki biz gerekli değişiklikleri ve önerilerimizi yaptık ve başbakanlığa gönderdik. Acaba hangi değişiklikler ve öneriler yapıldı üstünde? Çünkü biz bildik biraz da süreci, hani o Gökhan Çetin Sayan'ın yönettiği süreçte sanki taslağı az çok biliyorduk. İçinize sinse de sinmese de, birazdan hangi ayrıntılarda sinmediğini soracağım. Ama onun üzerine eklenen eleştiri ve önerileri biliyor musunuz? Önce onu sorayım. Şimdi şöyle müsaade ederseniz arz etmek istiyorum Görkem Hanım. Türkiye bir defa biliyorsunuz yani kuruluş itibariyle, hem YÖK'ün kuruluş itibariyle, o tarihteki Türkiye'deki üniversite sayısı itibariyle ve o gün oluşturulan yasa itibariyle artık Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta, Türkiye'nin sahip olmuş olduğu, sizin de ifade ettiğiniz gibi üniversite sayısı. İsterseniz onu da hatırlatalım. Öğretim üyesi sayısı. YÖK'ün yapılandığında 27 üniversiteyi temsil eden bir kurumdu. 21 hatta 21 civarında üniversite vardı. Daha sonra işte bazı üniversite ilave edildi ona. Oradan 170'li rakamlara ulaşıyorsunuz. Yani 21 kurumu, 21 üniversite, 22 üniversiteyi yönetmek üzere oluşturulan bir yasayla, bir kadroyla 170 üniversiteyi, 4 milyon üzerindeki bir öğrenci kitlesini, 120 bin civarındaki bir öğretim üyesini yönetecek bir yapının olması zaten mümkün değil. Dolayısıyla halk tabiriyle yasa zaten patlamak üzereydi. Artı şu andaki siyasi irade, yani şu andaki iktidarda bulunan siyasi irade, iktidara gelirken ortaya bir manifesto koydu, bir filozofi koydu ortaya. Bu yasanın
demokratik, özgür, bağımsız, evrensel üniversiteyi oluşturan bir yasadan uzak olduğunu zaten sürekli gündeme getiriyordu. Bunlar birleştiği zaman hem yapının mevcut kanunla yönetilememesi, siyasi iradenin daha özgür, daha demokratik, daha çağdaş, daha bilimsel verileri ön plana çıkaran bir üniversite yasasının olmazsa olmaz düşüncesini de bir araya getirdiğimiz zaman artık bu yasanın olmazsa olmaz değiştirilmesi gerektiği kaçınılmaz hale gelmişti. Bir de zaten ilk teşebbüs değil, daha önce de çok YÖK yasası değiştirilmek istendi. Evet, hatta bir takım hazırlıklar yapıldı. Fakat buna belki o gün, o dönemin siyasi iradesi, farklı belki o dönemin gündem maddeleri vardı. Yapısı, o dönem belki katsayı meselesi, mesela Yusuf Hoca da bunu çok istedi, evet. Ama hani katsayı meselesi vardı, başörtüsü meselesi vardı. Dolayısıyla bu noktadan hareketle şu andaki YÖK'teki değerli Profesör Doktor Gökhan Çetinsay'a başkanlığındaki ekip, ama daha önce de ifade ettiğiniz gibi yani Yusuf Bey zamanından da gelen bir çalışma vardı. Tabii, çünkü bunu tabii. Sayın YÖK Başkanı da söylüyor. Çünkü şu andaki mevcut yasanın büyük bir çoğunluğunu mevcut YÖK Başkanımız kucağında zaten buldu. Bunu kendi itiraf ediyor. Çünkü daha önceden hazırlanan da bir taslak vardı. Bunu son şeklini vermek üzere sivil toplum örgütleriyle, üniversitelerle, görüşmeler yapıldı. Birlikleriyle bir araya gelinerek fikir tahtasında bulunuldu. Beyin fırtınaları yapılıldı ve bir şekil verilerek bu taslağı Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderildi. Peki verdiğiniz öneriler ve yapılan beyin fırtınalarından size sorayım. Bunlar gözetilerek mi taslak oluşturuldu, yoksa hala memnun olmadığınız şeyler de var mı? Şimdi aslında benim hatırlayabildiğim 6 veya 7 defa muhtelif seviyelerde toplantılar yapıldı. Bunda ihtiyaçları, yani vakıf üniversitelerinin ihtiyaçları aşağı yukarı net olarak çıkarıldı. Ve bunları ulaştırabileceğimiz en üst seviyedeki yerlere kadar ulaştırdık. Buna Başbakan ve Cumhurbaşkanı dahil. Yani gerisi onun altında kalıyor. Fakat taslak bunlardan neredeyse bir nokta bile ifade etme, ya almamış olduğunu gördük. O kadar birbirine zıt denecek kadar mı? Şimdi burada tabii ilk soru oradan geliyor. Acaba gerekçe nedir? Yani ikinci soru da şöyle geliyor. Şimdi bütün dünyada ve Türkiye'de de üniversite kendine göre bir gelişme içinde oluyor. Evvela elitleri eğitiyorlardı. Sonra tabiri caizse daha kalabalıkları eğitmeye başladık. Şimdiki dönem, yani üçüncü dönem gibi olan bir dönem. Bu da çok hızlı yaşanan bir dönemde üniversite kendisine şekil vermesi lazım geliyor. Ve büyük mesafelerden, büyük aralıklardan değil, küçük aralıklardan, ki buna ekonomide niş deniyor, o nişlere sığmak lazım geliyor. Ve buna da ancak bugünün şartlarında yeni bir bakış açısıyla girilebilir. Şu andaki mevcut taslağın bu şeylere, yani bu ihtiyaçlara cevap vermesi mümkün değil. Eğer hani bir şekilde böyle geçerse, o zaman akla şu geliyor: ya amaç başka veyahut da bir kaos çıkacak yakın zamanda. Nasıl bir amaç mesela? Bilemiyorum, yani onu söylemek, bunlar siyasi yapıların kendi içlerinde de olan şeyler olabilir. Yani ya amaç başka veyahut da ister istemez yani böyle bir yönetime girildiği zaman yani bir tıkanıklık olacak. Zaten var, şu anda var, yaşıyoruz biz bunu. Yani bir tıkanıklık olacak. Şimdi birazdan konuşacağız aslında. Üniversitelerin sınıflandırılması da söz konusu olacak. Devlet, vakıf, işte anayasaya bağlı değişikliklerle yabancı üniversiteler, özel üniversiteler gibi. Ama sizin ilk tespit ettiğiniz ve hani şunlar olursa, birçok şeyi beğenmedik, içimize sinmedi diyorsunuz ama şunlar çok önemlidir, kamuoyunun dikkatini çekmek lazım. Olursa eğer yüksek öğretimin her kademesinde herkes etkilenecek dediğiniz, dikkat çekmek istediğiniz neler var? Sizden başlayalım. Şimdi bakınız, önce ama ben Yalçın Bey, bir konuda ben şeye katılmıyorum. Yani siyasi bölümüne katılmıyorum. Şu anlamda biz bir gerçeğe fark ettik. Biz 40 yıldır eğitim sektörünün içerisindeyiz. Bir halk arasında bir tabir var. O koltuğa oturduğunuz zaman bakıyorsunuz ki siyasi düşüncenizi de değiştiriyorsunuz. Özgürlük düşüncenizi de değiştiriyorsunuz. Yani buradaki bütün mesele güç bende felsefesini hazırlanan tasarıya yansıttıklarını görüyoruz arkadaşlarım. Şu anda öyle bir elbette ki, yani burada siyasi, az önce de söyledim, siyasi iradenin de manifestosuna çok ters. Orada oturan arkadaşlarımız bana sorulsun, benden izin alınsın, her şeyden benim haberim olsun felsefesini taslağa yansıtmışlar. Ama hepinizin fikri alındı.
bir taraftan. Elbette ki alındı. Buradan ne çıkıyor ortaya? Dolayısıyla burada orada oturan insanlar, yani YÖK'te oturan insanların daha demokratik, daha özgür, üniversiteleri kendi özgür iradeleriyle yapılanmasına müsaade edecek bir iradeyi ortalarına koyması lazım. Problem burada. Eğer bunu yapabilirseler, yani eğer kendilerini aşabilirseler, eğer dünyadaki, çağdaş dünyadaki üniversite örneklerini, üniversite modellerini alıp bu ülkeye de yansıtabilirseler, o zaman herkesin yararına bir taslak ortaya çıkacak. O zaman siz yani bu başbakanlığa giden şey hakkında, yasa tasarısı hakkında onaylanmaya da bilir diyorsunuz. Geçmeye de bilir bu şekliyle yani diyorsunuz. Öyle bir umudunuz mu var? Kesinlikle oradaki bir takım yapılacak olan veya yapılmakta olan değişikliklerin, ben üniversitelerin daha özgür, daha bağımsız, daha akademik kararları kendi başlarına alabilecek bir yapıda üniversiteler oluşması için bir takım değişiklikler olduğuna en azından inanıyorum. Çünkü biliyorum ki siyasi irade böyle bir yaklaşıma zaten karşıydı. Yani her şeyi bana soracaksın. Dolayısıyla burada ne yapılırsa herkesin menfaatine olur. Yapılması gereken üniversiteleri özgür bırakmak. Üniversiteleri çağdaş dünyada olduğu gibi kendi kendilerini yönetebilecek, kendi farkındalıklarını ortaya koyabilecek, dünyadaki örnekleri de dikkate alarak bir yapılanma içerisine girerseler üniversiteler. Ama işte o yapılanmanın da çok iyi denetlenmesi de gerekiyor. Hani idari özgür özellik de istiyorsunuz ama hani idari özellikten bahsediliyorsa çok şeffaf bir yapının da olması gerekiyor. İyi denetlenmesi gerekiyor her aşamada. O ona hazır mı acaba? Bu var ya, bu denetleme sözcüğü var ya. Bu denetleme sözcüğü aslında üniversite kavramıyla örtüşen bir sözcük değildir. Çok nettir. Peki, bakınız. Peki performans değerlendirmesi elbette diyelim. Ki, elbette daha ki. Güzel olur. Zaten yani kavramsal değil de. O performans değerlendirmesini kim yapacak biliyor musunuz Görkem Hanım? STK'lar mı yapacak? Hayır efendim. Kim yapacak? Öğrenci yapacak efendim. Bakınız 21. yüzyılda öğrenci artık şuradan geçiyorum, burada bir üniversite varmış, hadi gidip orada kaydımı yap demiyor. Detaylı olarak onu araştırıyor, onun çıktılarına bakıyor, onun akademik performansına ölçüyor, onun öğretim kadrosuna bakıyor, onun uluslararası ilişkilerine bakıyor, onun mezunların öğrencisinin işe yerleştirme oranına bakıyor. Yani lütfen artık biz insanımıza, biz öğrencimize cahil muamelesi yapmayalım. Artık devletimiz, siyasi irade halkına, kurumlarına güvenmek zorundalar. Siz eğer kurumlarınıza hırsız muamelesi yaparsanız, siz kurumlarınızı yanlış yapıyor muamelesi yaparsanız sonuç alamazsınız. En doğru hakem halktır. En doğru hakem üniversiteler ama için öğrencilerdir. Bir yandan da hani her karar aldığımız aşamayı öğrenciyi dahil etmiyoruz. Kendi üniversitelerin de dayatmacı bir takım yönetimsel durumları var. Sonra da denetleme işini öğrenciye bırakacağız. O zaman baştan itibaren buna değer verecek mi üniversiteler acaba? Yani öğrenci merkezde şu anda veriyor, işliyor mu zaten? Şu anda veriyor. Türkiye'deki yani bütün üniversitelerde. Yani birçok üniversite bugün öğrenci konseyleriyle öğrenci temsilcilerini hani müsaade kadar... buyuruyor. Ben aslında onu kastetmedim. Ben şunu kastettim. Sizin yapınız öğrencinin sizi tercih edip etmemesini beraberinde doğuruyor zaten. Onu arz etmek istedim. Biz halkımıza, biz öğrencimize güvenelim. Biz akademik personelimize güvenelim. Ben bunu kastettim. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında peki, daha da detaylı anlamaya çalışacağım sizi. Kısa bir aranın ardından karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, Üniversite Medya devam ediyor. Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı Sayın Rıfat Sarıcıoğlu aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizle yaptığım bir programı hatırlıyorum ve şu cümleniz aklımda kalmış. YÖK bizim hızımıza yetişemiyor demiştiniz. Hani bir de yarışçılık var ya, siz de o pist yarışlarına katılıyorsunuz. Böyle bir benzetme yapmıştınız. Şimdi yeni hazırlanan yasa taslağıyla birlikte hızınıza yetiştiler mi? Siz gelmeden biz şöyle bir tur konuştuk. Yani daha merkeziyetçi bir yapılanma, hatta daha katı olduğu noktalar var gibi görüşler var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Direkt spotlight'ı üstüme çevirdiniz yani. Evet. Evet, hala hızımıza yetişemiyor. Biraz daha geride kaldı. Üstelik. Olan hızını da tabii mı yavaşlattı? Ama yani doğru yerden başladılar, onu söyleyebiliriz. Türkiye'nin kambri olan YÖK yasasını değişimle başladılar. Aslında doğru olan buydu. Ama içerideki ekipte belki bir konsensüs oluşmadı. Bu belirgin bir şekilde artık ortaya çıkıyor. İkincisi ise YÖK'ün yapısı zaten hep tartıştığımız buydu. Zaten yeterli değil. Evet. Yeterli değil derken sayısal olarak da yeterli değil. Ekibi çok az. Dolayısıyla yetişemiyorlar bir tarafa.
O yüzden de yavaş kaldı diyorum. Yoksa muhakkak bugünkü işte 23 üniversiteye hizmet veren sayı da aynı. Bugün 173 üniversiteye veren de sayı. Yani şimdi beklenemez. Yani sonuçta bir tonaj koyuyorsunuz kamyona. Çekmiyor. Belki ilk adım orası olması gerekiyordu. Yeni yapıya göre bir yapılandırma. Sonra yok ki yasasını değiştirme. Çünkü bugüne kadar kimse buna teşebbüs etmedi. Evet. Ama burada Gökhan Hoca ve ekibini tebrik etmek lazım. Burada yani doğru yere hedeflendi ama daha henüz oluşmadı. Hı hı. Peki siz görüşmeler yaptınız bu süreç içerisinde. Sizin fikirleriniz aldı, önerileriniz alındı. Sonrasında bu yasa taslağını gördüğünüz zaman ne kadarını yansıdığını gördünüz? Yani sizin ilettiklerinizden ne kadarının yansıdığını gördünüz yasa taslağını? Eski yasayı arar hale geldik, öyle söyleyeyim. Hı. Dolayısıyla çoğu değil, hiçbirini aşağı yukarı yansımadığını gördük. Ama sanıyorum zararın neresinden dönüşe kârdır. Şu andaki yeni bir çerçeve yasa bildiğim kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Ve gönderildi. Gönderildi, Maliye Bakanlığı'na gönderildi. Hı hı. Oradan da bildiğim kadarıyla Anayasa Komisyonu'na geçecek. Dolayısıyla bugünkü koşullara daha uygun bir yasanın çıkacağını umut ediyoruz hala. Peki sizce süreç aşağı yukarı nasıl işler? Yani bundan sonrasında bir takvim, bir beklenti, bir öngörünüz var mı? Çünkü bazıları da direkt anayasayla değiştirilecek şeyler. Yeni yabancı üniversiteler açılacak, işte özel üniversiteler açılacak. Bunların hepsi anayasaya da bağlı şeyler. Şimdi tabii takvimi bilemiyorum ama dediğiniz şey doğru. Benim de şahsi tahminim bu. Bildiğim bir şey değil. Anayasayla birlikte değişeceğini görüyorum. Yani seçimlerden önce tekrar gündeme yoğun bir şekilde gelecek diye düşünüyorum. Peki o zaman farklı farklı maddeler alarak ilerleyelim istiyorum. Hani en büyük, sizce şu çok büyük bir hata olur eğer bu şekliyle onaylanırsa dediğiniz ve eleştirdiğiniz nedir bunlar arasında? Yani birçok madde var biliyorum. Hatta sizin Vakıf Üniversiteleri Birliği olarak da yayınladığınız önerilerinizin hepsi internet sitesinde de mevcut. Tabii, yani detaylı incelemek isteyenler bakabilirler orada. Onu gayet güzel yazmışsınız madde madde. Ama burada hani kamuoyunun dikkatini çekmek istediğiniz neler var? Yani en büyük madde diye soruyorsanız sadece Vakıf Üniversite değil, üniversiteler anlamında özellik çok önemli. Hı hı. Yani bizler kendilerimiz kendi kararlarımızı verebiliyor olmamız lazım. Zaten belki şunu ayırabilirsiniz, rüştünü ispatlayan veya daha yeni oluşan, oluşmuş olan diye ayırabilirsiniz. Hı hı. Bildiğim kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı taslak da bu şekilde. Dolayısıyla özerkliği ve bunun içinde kendi karar alma mekanizmalarını kendimizin oluşturduğu bir ortamda olması lazım. Siz yani, bunun haricinde? Özellikle bağlı olarak ben üniversitelerinin kendi kendini yönetebilmeleri ve yönetime asla dışarıdan bir müdahalenin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Üniversiteler kendilerini yüksek öğretim kulvarında hem ulusal hem uluslararası sınırlar içerisinde rekabetçi bir duruma getirebilmeleri için ortaya koyacakları o farkındalığa imkan tanınması lazım. Hı. Yani üniversiteleri bir kalıp içerisindeki bu yönetimden başlıyor. Hı hı. Yani yönetime müdahale ettiğiniz zaman dolayısıyla yönetimin yapacağı işleri de müdahale etmiş oluyorsunuz. Özellik fakat onun temelinde ise üniversitelerin yönetimi var. Yani üniversiteler kendi kendini yönetebilmeleri, kendi kendilerine kurumlarını oluşturabilmeleri, kendileri dünyada ve ulusal sınırlar içerisindeki rekabet edebilirliklerine fırsat tanınmalı. Hı hı. Yani illa onu bir kalıbı sokmalı. Siz gelmeden hatta denetim diye bir şey söyledim. Sonra onu performans değerlendirmesi diyelim dedik. Hani üniversitelerin o özerk yapısı içerisinde o performans kimler değerlendirecek diye. Hatta Mustafa Bey de öğrenciler dedi. Öğrencileri ve kamuoyu söyledi. Evet, öğrenciler ve kamuoyu dedi. Tabii katılıyorum ama denetim diyorsanız zaten vakıf üniversiteleri YÖK'ün denetiminin dışında kendi denetimlerini zaten yaptırıyor. Evet. İşte bu büyük dört dedikleri firmalara da yaptırıyor. Türkiye'deki yeminli müşavirleri de yaptırıyor. Herkes zaten kendinin nerede olduğunu görmek zorunda. Bugünkü rekabet koşulları başka şey gerektirmiyor. Biz zaten kendi kendimizi denetliyoruz. Burada başka bir konu daha var. Çok önemli. Aslında onun altına indiğiniz zaman bakın dünyanın her yerinde akreditasyon kurulları vardır. Yani kalite sürecini sizin takip ederler. Hı hı. Bunlar denetim değildirler. Eğer orada zaten belirli yerlere varamıyorsanız siz dolayısıyla kamuoyu tarafından ve öğrenciniz tarafından tercih edilmiyorsunuz demektir. Hiç kimse bir üniversiteden mezun olduğu zaman eline bir kağıt almak istemez. Geçerliliği olmayan bir kağıt almak istemez. Dünyanın her yerinde geçerli olan, tasdik edilmiş ve her yerde kullanabileceği bir diploma almak ister. Hı hı. Dolayısıyla bunu da kamuoyu zaten belirliyor. Zaten bu rekabet ortamında
ayakta kalmak istiyorsa elbette yapacak bunu. Siz ne eklemek istersiniz bu ya yasa işte taslağıyla ilgili? Bu üç düşünceyi tamamlayan, ya bu iki düşünceyi tamamlayan en önemli faktör paradır. Yani para yok, yani üniversitenin kalitesini vesairesini falan konuşma imkanı yok. Ancak bu bahsedilen bu iki düşüncenin temelinde de zaten oraya doğru kaydırıyor ister istemez. Yani kendini yönetemiyorsun. Özerklik, özerk değilsin. Paranı kontrol altına alamıyorsun. Dolayısıyla ortalıkta bir karanlıkta yürüme gibi bir durum oluyor. Paran varsa bile yok, yok diyebilirim. Çünkü o sonsuz bir güç yoktur hiç kimsede. Yani habire dengesini kuramayana takviye et böyle bir şey yok. Hele Türkiye'de hiç yok. Hı hı. Yani Türkiye'de belli konularda bazı imkanlar açılabiliyor veya takviyeler alabiliyorsun. Ama eğitim için prensip olarak takviye alman mümkün değil yani. Buna alışkanlığımız yok. Daha yeniyiz eğitimde çünkü. Dolayısıyla bu üçünü tamamlayan yani özerkliği, denetim, ya kendi kendine yönetimi yani tamamlayan üçüncü şey de paradır. Bu konuda da çok dikkatli olmak lazım geliyor. Nitekim alınan bütün kararlar bugüne kadar alınan bütün kararlar hep aleyhte çalışmıştır. Benim en çok üzerinde durduğum konulardan biri de biz başarısızlığa burs veren bir müesseseler topluluğu haline gelmeye başladık. Başarısızlığa burs veriyoruz. Ne demek o başarısızlığa burs çok vermek? Çok basit. Çocuğun ortalaması son derece düşük. Fakat ama biz onu alıyoruz. Birisi, hayır onu almak ayrıdır. Yani fakat birisi telefon ediyor bunu bedava okuttu. O kadar basit yani. Yani bir şeye bakacaksın yani. Ve o birisi de etkili birisi. Yani burada bu kaidelerin hiçbiri şey yok. Mesela yok ben hala kendi kendime soruyorum. Ya niye bir %10 bursu her noktada tepemizde demokrasinin kılıcı gibi tutturuyor? Niye? Evet, var mı bir fikir var mı yani? Allah'tan %10 diyoruz sonra %20 olmamıştır diyoruz. Hı. Ama şimdi bütün üniversitelerin oranları %40'larda dolanıyor. Evet. YÖK'ün de umurunda bile değil yani mesela böyle bir bakış açısı. Orada, yani vakıf üniversitelerini finansal olarak zor durumda bırakacak bir şey mi olacak ileriki süreçte bu onaylanırsa? Ben az önce müsaade etsin yönetim kısmına biraz değinmek istiyorum. Performansla biraz geçişlik onu. Bakınız yönetimden şunu kastediyorum efendim. Yalçın Bey de çok güzel ifade ettiler. Üniversiteler kendi kaynaklarını kendileri yaratmak zorundadırlar. Hı hı. Devlet üniversiteleri dahil olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde ücretsiz üniversite yoktur. Mesela son çıkan yasayı biz tasvip etmedik. Devlet üniversitelerindeki harcın kaldırılması. Hı. Doğru bir karar değildir bu. Asla doğru bir karar değildir. Yani siyasi iradede bunun hangi şekilde ilan ettiğini bilemiyorum. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Üniversite yönetimine karışmaması veyahut da üniversiteler kendilerini daha özgür yönetmeli ve yönetime müdahale etmemesi gerekir derken artık üniversitelerin bir işletme gibi kontrol edilmesi, bir işletme gibi yönetilmesi, kendi kaynaklarını yaratabilecek iradeye sahip olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Ama o burada zaman da işte hani üniversitelerimiz acaba ticarethanelere mi dönüştürüldü diye bakın, bir eleştiri bugün geliyor. Bugün bakın Türkiye'deki eğitimin kalitesinin temel lokomotifi vakıf üniversiteleridir. Kim ne derse de bir bakınız şöyle. Dünyanın ilk 500'ünde Türkiye'den 5 tane üniversite var. Bunların kaçı vakıf üniversitesi olduğunu görürsünüz. Vakıf üniversitelerinden sonra üniversiteler rekabet etmeye başladılar. Hı hı. Kendilerini yenilemeye başladılar. Kendi teknolojik altyapılarını, kendi uluslararası ilişkilerini, kendi sosyal ve fiziksel şartlarını vakıf üniversitelerinden sonra sorgulamaya başladılar. Hı hı. Görkem Hanım soruyorum ben size. Bundan 20 yıl önce bugün Türkiye'nin A tipi devlet üniversitelerinden hangi bir tanesi bir eğitim fuarına katılıp da öğrenci temin etmek için bir çaba içerisinde olurlardı? Çünkü öyle bir korkuları yoktu. Öyle bir rekabet edecek bir şartları yoktu. Oysa bugün öyle değil. Evet. Hepsi bizimle beraber, şimdi vakıf üniversiteleriyle beraber standlarını açıyorlar. Çünkü vakıf üniversiteleri lokomotif görevi görüyor burada eğitimde kaliteyi yakalamak için. Bunun da temeline biliyor musunuz? Vakıf üniversiteleri diyor ki benim kendimden başka kaynak yaratacak hiçbir şeyim yok, imkanım yok. Kendi kaynağını yaratmak durumunda olan bir üniversite iyi olmak durumundadır. Öğrenci bulamaz yoksa. Peki bu dediğiniz o rekabet ortamı iyice mi artacak bu özel üniversitelerin, yabancı üniversitelerin söz konusu olmasıyla? Şimdi 5 çeşit üniversiteden bahsediyoruz. Değişik statüler girecek. Bu sınıflandırmaya nasıl bakıyorsunuz? Şimdi belki Mustafa Bey'in bıraktığı yerden bağlayayım ben olayı. Şimdi bir kere haksız rekabet var. Bir kere o gerçeği ortaya koyalım. Artı girdileri ölçen bir sistemimiz var, çıktıları hiç ölçmeyen bir sistemimiz var. Dolayısıyla öncelikle evet girdileri ölçelim. Çıktıları nasıl değerlendiriyoruz ona bir bakalım. Devlet üniversiteleri olarak bakalım, vakıf üniversiteleri olarak bakalım. Brezilya modeli diye biz Sayın Cumhurbaşkanımıza bir vesileyle ben ilettim kendisine.
çıktılara da bakıyorlar. Her 3 yılda bir son sınıf öğrencilerine nerede, nerede girdi, nerede çıkıyor. Evet. Ona göre kontenjan veriyor, ona göre teşvik veriyor veya kesintiye uğratıyor. Bu daha doğru bir sistem. Artı Yalçın Bey'in de belli ettiği gibi haksız rekabet parasal anlamda doğuyor. Niye doğuyor? Biz kendi kaynaklarımızı yaratmak zorunda kalıyoruz. Devlet üniversiteleri devletten bir kaynak alıyor. Evet. Şimdi burada aslında çok basit bir çözüm var. Hep bunu söylüyoruz. Her öğrenci başına zaten ücretsiz bir üniversite yok. Yani öğrenciye ücretsiz gibi gelse de zaten vergilerinden toplanan bir bütçeden pay aktarılıyor evet, üniversitelere. Evet. Her öğrenciye zaten bir birim düşüyor. Bu 5.000 lira mı, 10.000 lira mı neyse bunun ismi konur. Öğrenci kendi tercihini o zaman doğa doğru yapar. İstediği yere, vakıf devlet diye bakmaz. Hmm. O üniversiteye gittiği vakit o üniversiteye o kadar para aktarılır. İşte o zaman doğru rekabet ve sistemin daha iyiye gitmesini sağlayabiliriz. Peki tekrar o sınıflandırmaya gelelim. Özel üniversiteler, yabancı üniversiteler o rekabeti iyice arttırıp mesela bazı vakıf üniversiteleri kapanır mı? Ya da bazısı vakıf üniversite statüsünden özel üniversiteye geçer mi? Hepsi olur. Yani şimdi bu olmaz diye söyleyemeyiz. Ama burada önemli olan iyilerin ayakta kalacağı ortamdır. Hangi kola giderseniz gidin. Bir rekabet ortamı yaratırsanız bazıları ayakta kalacaktır, bazıları kalmayacaktır. Burada yine asıl olan ayakta kalamayanları sistemle nasıl tutacağınızla ilgilidir. Bunların birleşmesini sağlayacak mısınız? Bunlara bir fon mu oluşturacaksınız? Sigorta mevduat fonu gibi. Nasıl bankalarda krizi yaşadık? Evet. O zaman bir fon oluştursun herkes. O fondan yararlansın bazı kişiler belirli kurallar içinde. Şimdi yabancı üniversitelerin gelip gelmediği zaten hep tartışılıyor. Özel evet. olsun olmasın. Bence olması lazım. Çünkü ayrışımın doğru yapılması lazım. Zaten öğrenci tercihini yapacaktır. Biraz önce Mustafa Bey'in de bahsettiği o. Öğrenci özel üniversitede bir şey görüyorsa zaten o diplomayı almak üzere bir ödeme yapacaktır. Evet. Bırakın o tercihini o yapsın. Ayakta kalabiliyorsa kalsın. Kalamıyorsa birleştirme yolunu nasıl sistemli tutacağız ona gitmeyeceğiz. Nasıl uygulama yapılacak? Biraz da onunla galiba açıklanacak bir soru bu. Yani bazısı vakıf üniversitesi özel üniversite statüsüne geçer mi? Acaba tanımlanacak özel üniversite statüsünün içinde neler olacak? O kriterlere uyacak mı vakıf üniversitesi? Bunlar da tam olarak bilinmiyor herhalde. Önde de bir de şu var tabii. Rekabet olmayan hiçbir sektörün ilerlemesi mümkün değildir. Dolayısıyla hem çağdaş dünyadan bahsedeceksiniz, hem akademik özgürlükten bahsedeceksiniz, hem belirli ülkelerin eğitim modelini tasvip edeceksiniz. Fakat oradaki uygulamaları işinize gelmediği için kurumun içerisine dahil etmeyeceksiniz. Her konuda yaptığınız bir şey yani ithal ediyorsun kendi ülkene düşünmeden hani direkt şu an peki hazırlanan taslakta bir ülke ağırlığı var mı? Hayır, bir ülke ağırlığı yok da şunu arz etmek istedim ben burada. Kesinlikle özel üniversite olması lazım. Kesinlikle vakıf üniversitesi olması lazım. Kesinlikle devlet üniversitesi olması lazım. Burada hangi üniversitenin özele dönüşeceğini veyahut da dönüşmeyeceği konusunu ben kuliste de sizlere arz etmiştim konuyu. Özel üniversitenin hangi şartlarda kurulacağı daha belli değil. Bugün vakıf üniversitelerinin şartları 3 aşağı 5 yukarı belli bir takım eksikler olmakla beraber. Dolayısıyla bugünden hangi vakıf üniversitenin özele dönüşüp dönüşmeyeceğini veyahut da yeni kurulacak olan herhangi bir üniversitenin özel üniversite statüsünde mi vakıf üniversite statüsünde mi kurulup kurulması tam olarak kriterleri bilmediğimiz için. Ama bilmemiz gereken bir konu var. Özel üniversite muhakkak olması lazım. Rekabeti olabildiğince arttırmamız lazım bizim. Yani biz rekabeti arttırdığımız oranda Türkiye'de yüksek öğretimde başarıyı yakalayabiliriz. Aksi de yakalamamız mümkün değildir. Bakın çok önemli bir konuyu arz etmek istiyorum. Çok önemli konuyu bir aranın ardından arz eder misiniz lütfen? Efendim. Kısa nasıl bir ara. Nasıl isterseniz öyle arz edin. Üniversite medya devam ediyor. Mustafa Bey reklama gitmeden önce dedi ki çok önemli bir şey söyleyeceğim. Tam o noktada reklam girdi. Yani şunu arz etmek istemiştim önemli derken. 1200'lü yıllarda İstanbul Üniversitemizin tarihine baktığımız zaman aynı mekanda bir üniversitenin olduğunu görüyorsunuz. Yani bu toprakların üniversiteyle tanışması tarihi 1200'lü yıllara varıyor. Peki baktığımız zaman dünyadaki üniversite sıralamasında gerek akademik olarak gerek diğer ölçütlerle ölçtüğümüz zaman neden Türkiye'deki üniversitelerimizin bu dünya sıralamasında istediğimiz çok tartışıyoruz onu. Evet. Yani markalaşma. Temel şu efendim. Temeli bu performans ölçütleri olmaması. Evet. Üniversitelerin yönetimine hep dışarıdan müdahale edilmesi. Üniversitelerin akademik özgürlüklerini, akademik çalışmalarını kendi iradeleriyle başlatılması.
başta da söylediğin gibi farkındalık yaratacak kanalları onlara açmamamızdan dolayı kaynaklanmaktadır. Peki bir izleyicimiz de der ki, peki bağımsız denetimler, objektif kalite ölçümleri ve tam şeffaf bir sistem olmadan rekabetin sağlanması hayal olmaz mı? Onlara karşı gelen yok ki zaten. Yani kalite sistemlerinin ölçülmesinin gerektiğini. Tamam ama hani biraz önce konuştuk ya, rekabetçi ortam dedik. Yani evet, bunlar kesinlikle. Tam anlamıyla sağlanmadan demek ki şu anda tam şeffaf bir sistem görülmüyor. Bu hayal olmaz mı dediğiniz rekabetçi sistem? Özel üniversitelerde gelecek, yabancı üniversitelerde gelecek, üniversiteler özerk olacak. Tamam, zaten bunları az önce ifade ettiğim gibi o ölçüde yapacak olan. Bakınız, bir üniversitenin başarısı o üniversiteye ne kadar insanın girmek, ne kadar başarılı insanın girmek istediğiyle doğru orantılı. Ve az önce Rifat Bey'in de söylediği gibi girdideki düzeyle çıktıdaki düzeyin ölçütmesiyle doğrudan orantılı bir konu. Peki girdi çıktı demişken liseden gelen öğrenciden biraz da bahsedelim. Şimdi baraj düşecek mi düşmeyecek mi diye bu sene acaba bir değişikliğe gidilir mi? LYS'de işte boş kontenjanlar kalıyor sonrasında. Acaba baraj düşer mi diye düşünenlere ne diye? Geçen seneden farklı bir tablo çıkmayacağını düşünüyoruz. Yani puan düşecek, çıkacak değil. Ama belli ettiğiniz gibi orta öğretimde bir sorun var aslında. Orada da rekabet tam anlamıyla oluşmadı. Evet, özel liseler var, özel okullar var. Ama bir yerde de tek kalıp öğrenci çıkıyor Türkiye'de. Ezberci, kendisi muhakeme etmeyen ve daha çok da inovasyona yönelik bir altyapı yok. Bazı okullar tabii ki bunu yapıyor ama ben genelden bahsediyorum. Dolayısıyla öğrenci üniversiteye geldiği vakit biz ciddi anlamda sıkıntı çekiyoruz. Zaten baktığınız vakit işte sıfırcılar diye her sınav döneminde biliyorsunuz artıyor. Demek ki ciddi sorun var. Şimdi bunlar üniversiteye geldiği vakit değil, altta sorun var. Altı çok yani biz barajı lazım. Düşürelim bunlar geçsin değil de aslında o temele bakmak gerekiyor o zaman. Temele yani acaba çözüm gerekiyor. Barajı biraz daha aşağı çekip onları da üniversiteli yapmak mı? Girdiyle çıktı farkını iyi incelememiz lazım. Bunu sizle yaptığımız programlarda da bahsetmiştik. Kimsenin ilgilenmediği bir konu olduğu için mecburi bu yük üniversitede kalıyor. Yani isterseniz barajı aşağı indirin, isterseniz bugünkü seviyede tutun. Aşağı tabakalardan gelen çocuklarla uğraşmakta olan üniversitelere çok ciddi büyük bir yükü oluyor. Bir problem daha var. Çok basit bir problem olmasına rağmen çözülmemiştir. Buna ilave olarak bir de biz iki ayrı dönemde, yani aralarında 1-1,5 ay fark olan iki ayrı dönemde öğrenci alıyoruz. Aynı sınıflara koyamıyoruz. Bu ayrıyeten bir yük oluyor. Ama arkadan gelen adamın, yani son gelen adamın çok koşması gerekiyor ve dolayısıyla bir karmaşa düzeni oluşuyor. Şimdi bunu çözmek nasıl olabilir? Benim kanaatim YÖK'le şeyin yan yana oturup da bu konuyu tartışması gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Fakat anladığım kadarıyla herkes bir şeye bırakmış. Burada para var. Burada bir halt var. Yani benim anladığım bu. Bunun üzerine gidiliyor. Yani yapılan mesela denetimden bahsettiniz. Demin söylenen şey. Yapılan denetimler maalesef rahatsız edici denetimler. Yani bunu şey yapıyorum, yaşıyoruz hepimiz. Bazı mütevelliyeti başkanları konuk olduğunda programı hani yok bizi sadece mali açıdan denetliyor, başka neyi denetliyor ki gibi bir cümle sarf etmişti. Ya benimki daha acı. Sizinki daha mı acı? Evet, yani benim söylediğim ya bunlar bir şey çalıyorlar ama nasıl çalıyorlar orada şey yapıyorlar maalesef yani. Nasıl? Yani bir yerden bir para alıp götürüyoruz düşüncesini. Yani kendimiz üniversite kurmuşuz. Kurduğumuz müesseseden parayı alıp başka bir yere götürüyoruz gibi bu. Yani mantık dışı bir ortam var ortalıkta. Ha, belki ticari hayatta bunlar olabilir. Biz çünkü ticari hayatın mesela devlet mi üniversitesi olmanın getirdiği bazı mekanizmalar var. Yani bir nevi kırmızı çizgiler var. Biz o kırmızı çizgileri kullanmıyoruz. Biz bizim için öyle bir kırmızı çizgi yok. Bu tabii bakış açısına göre değişebiliyor. Sen bir yanlış yapıyorsun gibi görülebiliyor. Yani ama bütün bunların hepsini üste koyduğun zaman, çıktıya da baktığın zaman eğer bakabilirsen, işte en önemli olan nokta bu. Eğer çıktıya da bakarsan, ha bir denge varsa zaten konuşacak bir şey kalmıyor. Eğer bir şeyden şüpheleniyor, bir şeyin üzerine şey yaparsan o zaman yıkarsın orayı.
Çünkü bilemiyorsun ne olduğunu, ne bittiğini. Girdiyle çıktı arasında dengeyi iyi kurabilmemiz lazım geliyor. O zaman o üniversitelerin sınıflandırılması bu dediğiniz kargaşayı da azaltacak. Hani birisi buradan kazandığını başka bir yere mi götürüyor? Özel üniversite mi? Gerçek bir vakıf üniversitesi yani gibi mi yönetiliyor? Ben bunun yapılabildiğini... Hani doğru bir şekilde sınıflandırılıp tanımlanırsa sanırım bunlar. Ben bir kere bunun yapılabildiğine inanmıyorum. Çünkü bakın her seferinde söylediğim bir şey var. Bizlerin en kabadayı yaşımız 20-25 mi şeyin Bilkent'in yaşımız işte 20 galiba onun da galiba yanılmıyorsam eğer 20 senede üniversite olunmuyor. Yani Bologna diyorlar işte bir 500 senelik üniversite yani. Tabii, tabii. Yani 20 senede üniversite olunmuyorsan sadece hani üniversite yolun, üniversite olma yolunda biraz yürümüşsün oluyor. O kadar basit. Yani oraya daha çok yatırım lazım geliyor. Ama günlük olaylarda bazı manipülasyonlar yapmak zorundasın. Şu veya bu şekilde. Hikaye bu kadar basittir. Niye yani ben kurmuşum ondan sonra ben buradan alacağım da bir yere götüreceğim. O zaman niye kurduk ya? Başımıza bela olacaksa niye kurduk yani? Şu an başınıza bela oldu mu? Yani şu anda idare ediyoruz ama ben ilerisini pek o kadar parlak görmüyorum. Siz katılıyor musunuz? Siz tabii de ilerisi sizin için de. Ben tabii Yalçın Bey'e bazı konularda ben katılmıyorum. Ben katılmıyorum. Estağfurullah, o değil tabii. İstisnai bazı olaylar olabilir. Peki gerçekçi. Bu anlamda Yüksek Öğretim Kurulu'nun da böyle bir denetim yaptığını ben çok fazla düşünmüyorum. Zaten bakınız ister üniversite olunuz, ister devlet, ister vakıf olunuz, isterse bir şirketiniz olsun. Sizin zaten bütün mali konularınız belirli kurullar tarafından zaten elden geçirilmek durumunda. Yani sizin şu anda bu televizyonun mali konuları maliye tarafından denetlemiyor mu? Denetleniyor. Az önce Rifat Bey'in de söylediği gibi bunlar zaten yapılıyor. Ama bazen her kurumda, her müessesede olabileceği gibi bazı istisnai durumlar bunu biraz fütursuzca yapmış olabilirler. İnsanları üzmüş olabilirler. Çizginin dışına çıkmış olabilir. Ama genel itibariyle bugün vakıf üniversitelerimiz gerçekten kurucuları, arkasındaki mali gücü sağlayan kurumlar çok ciddi özverilerle bu müesseseleri ortaya getirmişlerdir. Ve zaman içerisinde bazen daraltılmış, bazen daha çok imkan sağlanmıştır. Devletin belirli kademeleri bunlara imkan sağlamaya çalışmış, desteklemeye sağlamışlardır. Yoksa şunu söyleyebilir miyiz? Yani devlet size en azından bu yolda yürüme imkanı sağlamadan siz bunları kurdunuz. Bu mümkün değildir. Yani elbette ki bir irade sizin yürümenizi de desteklemiştir. Ama ifade ettiğim gibi bazen istisnai olaylar olabilirler. Ama şu bir gerçektir. Mali konular bunun tamamen dışındadır. Mali konular zaten bağımsız denetim kurulları tarafından zaten denetlenmek zorundadırlar. İlle üniversiteniz olmasınız gerekmez. Bir televizyonunuz dahi olsa, bir bakkal dükkanınız dahi olsa, bir holdinginiz de olsa denetlenmek zorunda. Bunun dışında tutmak lazım. Bizim burada üzerinde durmak istediğimiz bir üniversitenin farkındalık yaratacak akademik ve idari özelliğinin sağlanmasıdır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ama şu konuya da değinelim müsaade ederseniz. Evet, bugün bakınız yaklaşık 2 milyon öğrenci her yıl üniversite sınavına giriyor. Evet. Yaklaşık 1 milyonu açık öğretim dahil olmak üzere yerleştiriliyor. Bu demektir ki 1 milyon öğrencimiz dışarıda kalıyor bizim. Bu 1 milyon öğrenci neden dışarıda kalıyor? Evet, az önce de Rifat Bey söyledi. Alttan gelirken bu öğrencinin bilgi düzeyinin yeterli olmadığı gerçeği hepimize malum. İşte şu kadar sınav sonucunda şu kadar bin sıfırlarla karşılaşıyoruz. Esasında buraya yönelmek, burayı ele almak, burayı takviye etmek, burayı denetlemek veyahut da doğrulamak gerekir iken biz bu öğrencilerin üniversiteye girmesine engel oluyoruz. Peki ne yapıyor bu öğrenciler daha sonra? 1 milyon öğrenci her yıl dışarıda kalıyor. İmkan olan dışarıya gidiyorlar. İşte Türk Cumhuriyetlerine gidiyor. Evet. Efendim bağımsız ülkelerdeki gidiyor. Belirli parası olan Avrupa'ya gidiyor. Onların birçoğu da aldığı diplomayla 4-5 yıl orada kalıyor. Türkiye'ye dönüyor ve denkliği olmuyor, onaylanmıyor. Yani 5 yılına boşuna o yıllar oralarda geçirmiş oluyor. Peki şimdi soruyorum ben sizlere. Bu öğrenciler hangi düzeyde olursa olsun bunlar Türk üniversitelerinde, çünkü kontenjanlar müsait bugün devlet üniversitelerinde, özellikle vakıf üniversitelerinde %40 kontenjanla çalışan üniversiteler var. Bu ne demek Görkem Hanım? %60 boş çalışıyor demek ki. O insanın yapmış olduğu yatırım, oradaki akademik personel, teknik altyapı. Ya bu öğrenci dışarıda dolaşana kadar... Çözümü barajı aşağı çekerek kesinlikle, mi bulacağız diyorsunuz? Kesinlikle. Veyahut da üniversiteler kendi sınavlarını kendileri yapmalılar. Ha, biraz da ondan bahsedelim. Çünkü sonuçta, üniversiteler kendi tabii sınavını sonuçta kendi yapsın. Çıktığınızın kalitesi o insanın tercihini, o insanın yarın iş bulmasını sağlamıyor mu? Bugün birçok kurumda olduğu gibi artık özel kuruluşlarda sınav yapıyor artık. Evet. Siz bugün hukuk fakültesini bittiğiniz zaman hakim olamıyorsunuz. Evet. Savcı olamıyorsunuz, kaymakam olamıyorsunuz uluslararası ilişkileri bitirdiğiniz zaman veya siyasalı bitirdiğiniz zaman. Evet. Sınavlar var. Yani sizin elinizdeki diplomanız sizin bir işe yerleşmenize yeterli olmuyor ki. Dolayısıyla zaten sektör, özel veya kamu sektörü o seçimi, o tercihi zaten yapıyor.
Dolayısıyla burada bu öğrencinin önünü daha ilk başlangıçta tıkamanın adil olmadığını düşünüyorum. Nifat Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Üniversiteler kendi sınavını yapsın konusunda nasıl olur? Türkiye için uygulanabilecek bir yöntem midir o? Öncelikle şöyle başlayalım, bu baraj konusu. Baraj konusunda şimdi, evet, sizin fikrinizi baraj konusunda alayım. Ciddi yanılgılar var. İşte 145, 160, 185 neyse puanımız, her yıl değiştirir, belirli yıllarda değişiyor. Örnek 100 sorudan 13 bilmek doğru bir şey mi? Değil. Veya 25 bilmek mi bir iyi öğrenci olduğunuzu belli ediyor? 12 mi? Yani o rakam nereden çıkıyor? Hmm. Zaten çok aşağıda bir baraj var. Yani siz öğrenciye 13 tanesini doğru çözdün, 12'sini çözüyorsan almıyorum. Zaten sistem iflas etmiş orada. Hep aynı yere geliyorum. Çıktıya bakacağız. Başka çaresi yok bu işin. Kesinlikle. Bunu kendi sınavınızda mı yaparsınız? Merkezi sınav mı olur? Bunların hepsi tartışılacak konular. Benim şahsi fikrim, vakıf üniversitelerinde %100 burslular ve devlet üniversitelerinde bu sistem devam edecekse, her öğrenci başına bir gelir verilmeyecekse veya bir ücret ödenmeyecekse, o zaman dönüp bu sistem devam edecekse, yani ücretsiz olan kontenjanlara yerleştirme yapılsın. Hmm. Diğerlerine kendi sınavlarımızı yapalım. Benim çözüm önerim bu. Siz katılıyor musunuz? Ya kendi sınavını yapmasına. Mevcut şartların dışında herhangi bir fikir üretmek zorundayız. Benim şeyim bu. Kendi sınavlarımızı yapmamız bazı avantajlar yaratabilir. Peki kendi rektörünü seçsin mi? Rektör atamaları nasıl olacak? Öyle olacak. Öyle olması lazım. Öyle olması lazım. Zaten öyle olması lazım. Yani rektör atamalarında da çok değişecek midir o sizce? Yani kesinlikle değişmezse Türkiye iflas etmişti. Ben size söyleyeyim yani. Yıllardır öyle atanmış, bakınız, iflas noktasına ama onun için zaten gelmiş? İşte az önce söylediğim gibi 1200'lü bir yıllarda üniversiteyle tanışmış olan bu topraklarda maalesef bugün biz hala yerlerde sürünüyoruz. Gerçek bu. Temelinde bu yatıyor. Çünkü direksiyondaki şoför çok önemli, bakınız. Kim ne söylerse söylesin. Benim sözlediğim belki bir takım akademisyen arkadaşlarımızı üzebilirler. Ama gerçek budur. Gerçekle yüzleşelim artık. Peki o zaman neden özettiğiniz vardı? Madem bu atama şekilleri doğru ise, evet, neden bugün Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yerimiz böyle? Neden Türk üniversitelerinin dünya kalitesindeki yeri böyle? Kesinlikle bana göre problemin temelinde rektör atamalarından kaynaklanmaktadır. Bu da büyük sorun diyorsunuz. En büyük dünya sorunlardan sıralamalarında bir tanesi neden olmadı? Rektörler CEO mantığıyla çalışması lazımdır. Üniversiteyi yönetecek olan kişinin. Dolayısıyla bu söyledikleriniz bazı izleyicilerimizi de aslında kaygılandırıyor. CEO diyoruz, rekabet diyoruz. Eyvah, hani ticaret mi, eğitim mi diye, hani bütün bu kavramsal işaret ettiğimiz şeyler bazı izleyicilerimizde şu an. Görkem Hanım, mali kaynağınız yoksa bakınız, bu işte devletçi hakimiyetin, devletçi zihniyetin bir tezahürüdür. Her şeyi devlet versin, ben yiyeyim. Böyle bir şey yok. 17 yaşında üniversiteye gireceksiniz. 67 yaşında oradan ayrılacaksınız. Şimdi 72 oldu. Böyle bir şey var mı? Yani sen çalışsan da çalışmasan da hiçbir güç seni oradan alamayacak. Böyle bir şey var mı? Sizin çok iyi bir akademisyen olmanın, çok iyi bir rektör olacağının anlamına gelmez ki. Hı hı. Akademik işlerin başına bir tane çok bir rektör, bir akademik title'a sahip bir profesör atayabilirsiniz. Ama üniversite yönetmek başka bir şey. Üniversite yönetirken finans bileceksiniz. Serkan Türkeli diyor ki üniversite özerk olursa siyasi partilere döneriz. Hayat boyu rektör olur seçilen demiş. Aslında oğlum Amerika'da öyle mi olmuş? Almanya'da öyle mi olmuş? Fransa'da öyle mi olmuş? Avrupa'da öyle mi olmuş? Ben sözümü bitirmek istiyorum bu arada. Bakınız, üniversiteyi yöneten irade, finans bilecek, yönetim bilecek, idare bilecek, akademik konuyu bilecek, pazarlamayı bilecek, rekabet koşullarını bilecek, dünyayı tanıyacak, dünyayla rekabet etme koşullarını bilecek. Bunlara sahip değilse sizin oraya koymuş olduğunuz rektör sadece devletten para gelsin, nasıl harcayacağını da bilmez. Bir şey söyleyeceğim, özür dilerim, bu çok önemli. Lütfen bugün 3 yıl 4 yıl önce kurulmuş olan devlet üniversiteleri var şu anda Türkiye'de. Evet. Bir tek öğrenci bile almamış. Dikkat buyurun buraya. 4 yıl önce kurulmuş, tek bir öğrenci almamış. Neden acaba almamış? Onun başındaki rektöre sormaz mısın? Kardeşim sen ne iş yaparsın burada? Şimdi devlet üniversitelerinde de aynı vakıf üniversitelerinde olduğu gibi mütevelli heyeti başkanlığı sistemi getirecek. O zaman buna olumlu bakıyorsunuz. Kesinlikle doğru bakıyorum efendim. Bir ara veriyoruz tekrar. Evet. Aranın ardından sohbetimiz devam edecek.
üniversite medya devam ediyor. Acaba YÖK yasa taslağında rektör atamalarında bir değişiklik olacak mı diye konuşuyorduk. Bir izleyicimiz de diyor ki siz az önce hani sınavlarını kendileri yapsın üniversiteler dediniz. Hatta rektör atamalarında da benzer bir görüştü. Rektörü patronun atamadığı kaç vakıf üniversitesi var demiş Serkan Bey. Sınavı kendisi yaparsa eğer vakıf üniversiteleri tek soru param var mı olacak demiş. Ne diyorsunuz bu görüşe? Kime soruyorsun az önce? Kim söz almak ister? Neyse, o rektörle ilgili. O zaman ben size buyurun söyleyeyim. Buyurun Yalçın Bey. Şimdi para bütün iktisadi şeylerde geçerli bir konudur. Para olmadı. Parayı zaten da hep söylemek size düştü burada bu arada bugün. Ben bunu okulu kurduğumdan beri konuştuğum bir konudur. Çünkü akademisyenler de paradan konuşmayalım diye derler. Evet. Ama para olmayan bir şey, iktisadi bir işlem söz konusu değildir zaten. Şimdi bizim ülkede belki kuruluşundan itibaren bir sıkıntı var. Yani o da zaten darma duman olmuş. Harplerden birkaç uzun, çok uzun bir zaman, 50 sene, 100 sene harplerden perişan olmuş bir ülkede devlet üzerine bir görev aldı. Yani eğitimi ve şeyi, sağlığı çözmek için. Ancak o zamandan bu zamana 100 sene geçti. Artık fertler yeteri kadar zenginleşti. Ve o kadar çok zenginleşti ki yani bir nevi cari açığa az veya çok etki edecek derecede dışarıdan lüks malzemeler geliniyor, alınıyor, satın alınıyor. Ama iş eğitime geldiği zaman bu lüks malzemeyi alan insan cebinden para verip de okumak istemiyor. Bu tabii eğitime başka türlü de yansıyor. O da şu şekilde yansıyor. Tabii ki parası olan öğrenci, sıradan bir öğrenci bile olsa, parası olan bir öğrenci imtihanlara çok daha iyi hazırlanabiliyor. Çünkü parasını kullanıyor bu konularda. Ve dolayısıyla şu anda iyi üniversite dediğimiz ki tabii büyük bir çoğunluğu devlettedir bunlar, oralara bedava olarak okuyor. Yani benim iddiam şu, İTÜ'nün, Orta Doğu'nun, Ankara Üniversitesi'nin ve İstanbul Üniversitesi'nin bazı bölümlerini tahkik edersek orada çok oldukça zengin çocuklarının şeyde küçük, eskiden küçük mertebelerdeki paralarla okuduğunu görürüz. Nitekim o çocuklar ya okulunun yani eğitiminin yarısında ya da sonunda oradan da yurt dışına gidip daha da ötede eğitimler yapabiliyor parasını vererek. Ama hani orayı kazanmışken vakıf üniversitesini mi tercih edecek Türkiye'de? Şimdi yapmamız gereken tedbirlerden bir tanesi budur. Yani devlet olarak parası olan parasıyla okuması lazım ki devlet üniversitesinde parası olmayana yer açılsın. İşte bizim buradaki görevimiz de bu. Biz parası olanı okutmakla görevliyiz teorik olarak. Yani parası olan gelecek, biraz daha rahat bir tercih imkanı doğacak. Biz de ona daha iyi devletle, hatta devleti aşaraktan imkanlar sunacağız. Ve dolayısıyla istikbali de çocuğun daha garantili olmuş olur. Ama o zaman siz de mesela burslu öğrenciler alıyorsunuz, hatta burs oranını yükseltiyorsunuz. Sadece parası olan gelmesin, herkes gelsin diyorsunuz. Mesela özellikle tercih döneminde bu söylemi daha sık duyuyoruz. Şimdi o zaman ona parası olmayan ODTÜ'yü boş yere işgal etmesin parası olan diyorsak. Şimdi orada şuna da dikkatinizi çekerim. Devlet şunu yapıyor. Kendi üniversitesinde yüzlük bir kontenjana 150 kontenjan veriyor. Sana bir şey kalmıyor. Yani sana gelecek öğrenci kalmıyor. Biz öğrenciyi ancak bu şekilde tercih ediyoruz. Yani bu şekilde tercih ettiriyoruz kendimizi. Bu doğru bir mekanizma değil. Bu baştan itibaren aslında vakıf üniversitesi ve devlet üniversitesinin görevlerini şaşırmamızdan geliyor. Yani biz şaşırtmışız. Halbuki yapılması gereken demin söylediğim gibi devlet üniversitesine parası olmayan öğrencileri almaktı. Vakıf üniversitesi parası olan öğrencileri de oraya göndermekti. Yükü de dağıtıyorsun. Evet. Bir nevi dolaylı bir küçük veya büyük bir enflasyon etkisini azaltıyorsun. Çünkü adam harcaması gereken bir para var. Çocuğunun eğitimi var. Şimdi siz katılıyor musunuz buna? Merak ediyorum ben. Rıfat Bey siz ne düşünüyorsunuz? Size tekrar geleceğim. Şimdi zaten temelde sorun var. Hani para, hani öğrencileri sınıflandırmayalım, iç içe geçsinler derken bu iyice tam bir ayrım gibi geliyor kulağa. Şimdi ben Yalçın Bey'le birçok konuda aynı fikirde olmama rağmen burada biraz ayrışıyorum.
her türlü öğrencinin istediği üniversiteye gidebiliyor olan ortamları yaratmamız lazım. Yalçın Bey'in söylediği konu, belirli kurumlarda haksız rekabetten ötürü finansal sorunları daha fazlalaştırılıyor. Rekabetten ötürü demek istiyor aslında. Dolayısıyla burada biz öğrencileri seçerken, biz seçemiyoruz. Öğrenci bizi seçiyor. Zaten birinci şey bu, farklılık bu. İkincisi, hep söylüyorum, ücretsiz bir eğitim yok aslında. Vergiyle toplanan bir meblağ var. Onun değişik yansımaları var. Üçüncüsü de hep aynı, tekrar tekrar söylemek zorunda kalıyorum. Hep girdiği, ölçtüğümüz için yanlış ölçüyoruz. Burslu öğrencilerin çoğu bizim incelerimizde mali durumu yerinde olan öğrencilerden oluşuyor. Yalçın Bey aslında onu söylüyor. Dolayısıyla burada bir burs yönetmenliklerinde değişiklik lazım. İyi bir öğrenci şu demek değil. İyi gelirli bir vatandaşın çocuğu iyi bir okula gidecek, iyi bir dershaneye gidecek, iyi bir puan alacak. Bu gerçek, yani %99 buraya gelecek. İmkanı olmayan öğrenci bunlardan yararlanamayacak. Sadece zekasına kalacak. Ve burada zaten birinci günden haksız rekabet var. Biz bunları değiştirmemiz lazım. O yüzden baştan her üniversiteye eşit koşullarda finansal bir tablo koyarsanız, ey Bilgi Üniversitesi, ey Aydın Üniversitesi, ey Atılım Üniversitesi, bu öğrenciyi istiyorsan aynısını ODTÜ'de aynı şartlarda istiyor, aynısını Boğaziçi'de istiyor. 10 bin lira bu öğrencisini sana veriyorum. Dediği an zaten bu iş çözülecek. O zaman çeşitlilik daha çok artacak. Biraz önceki öğrencimizin sorusuna gelince. Rektörü işte patron mu atasın, param var mı sorusuna. Bir kere param var mı zaten sürdürülebilir bir konu değil. Bizler şu anda denk bütçelerle çok zor dönüyoruz. Bir kurum 100 lirasının, yani daha halk deyimiyle kullanayım, 37 lirasını zaten feragat ediyorsa onun ayakta durması çok zordur. Yine parasal konuda Yalçın Bey aslında onu ifade etmek istiyordu. Biz zaten %37'sini bütçemizin veriyoruz. Öğrencilerimiz kullansın diye. Çeşitli burslarla. Şimdi onda sadece da bir değişiklik olacak değil. Mı acaba? Yeni şeyde nasıl? Değişmez. Zaten biz öğrencileri çekmek için, iyi öğrenci için, iyi spor yapan, iyi sosyal alanlarda olan iyi öğrenci, işte zeki öğrenci, proje üreten öğrenci, bunların hepsini zaten çekmek istiyoruz. Tek tip öğrenci istemiyoruz. Rektörün atanma konusu. Patron atamıyor. Mütevelli heyetleri atıyor. Mütevelli heyetleri derken de bir vakıf üniversitesi, benim saydığım 11 değişik vakıf tipi var Türkiye'de. Bu bir gerçek. Arkasında dini güç olan, arkasında holding olan, arkasında dershane, lise olan vesaire vesaire. Bunlar zaten sistemin içinde var. O kişiler o atamaları yapıyor. Siz bir strateji oluşturuyorsunuz, bir vizyon, bir misyon koyuyorsunuz üniversiteniz için. En doğrusunu siz bilirsiniz, o kimin sizi ileriye götüreceğini. Size örnek veriyorum, Cumhurbaşkanı derse ki, ey Bilgi Üniversitesi, senin rektörün bu. Bir vizyon, bir misyon koyuyorsunuz üniversiteniz için. En doğrusunu siz bilirsiniz, o kimin sizi ileriye götüreceğini. Size örnek veriyorum, Cumhurbaşkanı derse ki, ey Bilgi Üniversitesi, senin rektörün bu. Biz tek tip üniversite olarak kalırız. Zaten alttaki sorun da bu. Orta öğretimdeki. Peki devlet üniversitesine öğretmek. Atanan mütevelli eğitim başkanlığı sistemi oraya da getirilecek dedik. Onlar nasıl atanacak? Aynı yöntemle. Şu soruyu sormak gerekmez mi? Bakanları kim atıyor? Hayır, soruyorum. Sorumun bir cevabını almak istiyorum. Kim atıyor bakanı? Başbakan mı atıyor? Yok yani, değil. Başbakan atıyor tabii ki. Peki soruyorum o zaman, bir rektör, bir bakan başbakanın daha mı şey, bir bakan rektörden daha mı kıymetsiz, daha mı az yetenekli ki tek bir kişi tarafına atanabiliyor? Doğru. Bir bakar mısınız? Doğru. Başbakan ne yapıyor? Diyor ki, ben hükümetime çizmiş olduğum, ülkeme çizmiş olduğum stratejiyi şu bakanla, şu alanda şu bakanla çok daha hedefe getirebilirim diyor. Peki ne oluyor orada? Yani bakan rektörden daha mı az, daha mı az kıymetli, daha mı az sorumluluğu var? Böyle bir mantık olabilir mi? Kaldı ki hiçbir patron tabiri, tabii çok yanlış. Onu hangi arkadaşım sanıyorum dili sürtmüştü. Çok yanlış bir kullanım. Bir heyet tarafından o belirleniyor. Belirlenirken de az önce söylemiş olduğum kriterler esas alınıyor. Yani o üniversiteyi yarınlara taşıyacak olan, ekonomik olarak, akademik olarak, yönetim olarak, uluslararası olarak, ne bileyim yani bütün o çalışmaları bilimsel olarak bakarak
o direksiyona oturtacaklar insanlar seçiliyor. Şimdi aslında siz o sevmediniz o arkadaşımızın patron demesini ama benzer şekilde mesela vakıf üniversitelerine rektörler ne yapabiliyor ki? Aslında verilen kararlar vakıf başkanının iki dudağı arasında diyen izleyicilerimiz de var. Şimdi müsaade ederseniz. Yani hani bu konuda da. Tabii doğru değil. O arkadaşlarımız müsaade ederseniz tam bilmedikleri için öyle bir yargı yapmışlar. Saygı gösteriyorum ama bilgi eksikliği var. Hiçbir işte, vakıf üniversitesinde hiçbir vakıf başkanı veya mütevelliyet başkanının hiçbir şey iki dudağı arasında değildir. Tamamen organlar ve yetkileri belirlidir. Rektörün yetkisi belirlidir. Dekanın yetkisi belirlidir. Belki devlet üniversitesinde mütevelliyet başkanı olmadığı için bütün kararlar rektörlük sürecinden geçtiği için evet. Farklı bir iki yapı söz konusu. Ama ondan dolayı da işte maalesef devlet üniversitelerimiz durumu da ortada yani. Zaten bizim ısrarla yani problemi çözemeyişimizin temeli burada. Yani bu mekanizmayı yani bu vakıf üniversitelerin mekanizmasının yürüyüşünü neredeyse bilmesi gereken hiç kimse bilmiyor. Herkes dönüyor. Bunu kim kurdu? Mustafa Bey kurdu. Demek ki o işin patronu o. Hep böyle bunlarla karşılaşıyoruz. Halbuki deveye hendek attırmak işi fevkalade zor yani o ortamlar. Ama diğer konuya çok önemliydi bu öğrencilerin burs konusuna Görkem Hanım. Evet onunla ilgili de birazcık böyle kafada soru işareti kalmasın. Bakınız, devlet üniversitesinde parası olmayan insanları alsın diyorsunuz. Anlamadım diyor yani bir izleyicimiz. Mesela onu biraz müsaade eder misiniz? Şöyle bakınız. Bugün bütün vakıf üniversitelerimiz ayrım yapmaksızın ortalama burs oranları %35'tir. Çok net söylüyorum, altını çiziyorum. %35 öğrencisinin %35'ini ücretsiz okutuyor. %25, %50, %100. Ortalama 35. Ortalama. Peki neye göre istinad ediyor? Burada az önce ifade ettiği gibi Rifat Bey'in de. Burada öğrencinin başarısı dikkate alınıyor. Devlet sadece öğrencinin başarısını dikkate alıyor. Bakınız aramızdaki farkı ortaya koymak istiyorum ben. Devlet öğrencinin sadece başarısını, burs kavramını hayata geçirirken bunu dikkate alıyor. Biz öyle yapmıyoruz. Biz öğrencinin ihtiyaç sahibi olmasına bakıyoruz. Biz öğrencinin spordaki başarısına bakıyoruz. Biz öğrencinin efendime söyleyeyim bir şehit çocuğu olduğuna bakıyoruz. Biz öğrencinin Güneydoğu'dan gelip ailesinin yetim olduğuna bakıyoruz. Biz öğrencinin anne babasını kaybettiğine, anne babasının boşandığına, bir öğrencinin eğitimci çocuğu olduğuna, bir öğrencinin emniyet mensubu çocuğu. Yani o kadar çok kriterlerimiz var ki. Bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman özgül ağırlığı bularak işlem yapıyoruz. Vakıf üniversitelerinin farkı bu. Buradan nereye gelmek istiyoruz? Sizin vakıf üniversitesinde okumanız için paranızın olması şart, paranız olmayan öğrenci okuyamaz diye bir mantık yok. %35 öğrencimiz zaten ücretsiz okuyor bizim kurumlarımızda. %35. Ama hani Yalçın Bey böyle bir ayrım yapıyor gibi oldu ya. Orada söylemedi Yalçın Bey. Orada yanlış anladınız. Evet, öyle bir Yalçın Bey şunu söyledi. Bakınız bugün Türkiye'nin A tip üniversiteleri var Görkem Hanım. A tip üniversitelerimiz var. Saymama gerek yok. Devlet üniversitelerimiz. Burada diyor okuyan öğrencilerimizin %60'ına bakınız hepsi zengin çocuklar evet, diyor. Evet, bunu evet. Söylüyor. Hı-hı. Haklı olarak söylüyor. Diyor ki neden böyle diyor. Oysa ki o öğrencilerimiz diyor vakıf üniversitelerinde de okuyabilirler. O öğrencilerimizin orada doldurmuş oldukları kontenjanda parası olmayan fakir aile çocukları da okuyabilir. Biz burada eğitimde zaten fırsat eşitliği. Zaten onlar da hani iyi üniversiteleri bakın, tercih ediyorlar eğitimde, sonuçta. Hani eğitimde para vermeyeyim eşitliği. Diye. Görkem Hanım eğitimde fırsat eşitliğini sağlamamız lazım. O da dönüyoruz. Girdi öncesindeki eğitimine bakmamız lazım. Orada belki olay dershanelere uzanır ama oraya girmeyip. Daha yüksek öğretime girmeden oraya, önceki. Elbette evet. Ki. Yine bir ara veriyoruz. Aranın ardından toparlayacağız konuyu. Bu konu. Evet, üniversite medya devam ediyor. Reklam dönüşü konuyu biraz toparlayacağız dedim ama konu da toparlanacak gibi değil. Burada konuklarım bana diyor ki biz yıllardır toparlayamadık bunları. Dönüşte 5 dakikada nasıl toparlayacaksın dediler. İsterseniz sözü Yalçın Bey önce size bırakayım. Bu vakıf üniversitelerinde kimler okusunla ilgili böyle çarpıcı bir açıklama yaptınız az önce ama bazı yanlış anlaşılmalar da var Twitter'da. İsterseniz onu bir toparlayalım. Şimdi vakıf üniversitelerinde yalnız imkanı olan öğrenciler okusun diye bir ortam yok. Yani böyle bir düşünce de yok. Zaten olması da mümkün değil. Ancak burada yapılması gereken, işin teorisinde yapılması gereken şey budur. O da yani imkanı olanların mümkün olduğu kadar vakıf üniversitelerine gelmeleri, imkanı olmayanların da devlet üniversitelerinde imkana sağlanması gerekiyor. Ancak bugünkü gelişmeler bunu tamamıyla ters yüz etmiştir.
Benim sadece söylemek istediğim örnek olarak aşağı yukarı 6000'den fazla öğrencim var benim üniversitemde. 2000'den fazla da burs alanları var bunların içinde. Ve bunun maliyeti senede 10 milyon dolar bu Atılım Üniversitesi'ne. Şimdi bu demektir ki yani efendim ben yalnız böyle seçiyorum. Yalnız onları getirtiyorum, imkanı olanları getiriyorum, diğerlerini kenara atıyorum diye bir şey yok. Hatta şöyle bir öneride bulunmuştum heyete ve heyet de bunu kabul etti ve uygulamaya koydu. Hazırlık sınıfını bitirip birinci sınıfın ortalamasına bakaraktan ayrıyeten heyetin verdiği burslar bile var. Yani bir çalışmayı, bir şeyi teşvik ediyoruz. Aynı şekilde üniversiteye katkı yapan, yani buluşlarıyla katkı yapan öğrencileri gene burslarla destekliyoruz. Ancak işin teorisi bu anlattığım gibi ve bu olması gerekiyor. Bu benim düşüncem. Hı hı. İşin teorisi şu ki devlet üniversitelerinin kontenjanları ona göre ayarlanmaları ki bu gerekiyor ki oraya şu veya bu bahaneyle hani puan darlığından giremeyenler gönül rahatlığıyla onlarla rekabet edecek olan vakıf üniversitelerine gidebilmeleri gerekiyor. Ayrıyeten bilmeleri de gerekiyor ki başarılı olurlarsa, yani mesela başarı dediğim bizim orada 3 ortalamanın üzerinde her dizyeme göre de biz ayrıyeten burs veriyoruz mesela. Bunu şimdi herhangi bir bahaneyle vermiyoruz. Yani bu bazı buna benzer kriterler var. Demin hocamın bahsettiği gibi de ayrıyeten işte bu ya mesela yolda yürürken para kaynağı tükenen arkadaşlarımız var. Bunlara da sahip olmak lazım. Ne bileyim ben herhangi bir sebepten dolayı problemli olarak gelenler var veya bize gönderilenler var. Bunlara da sahip olmak lazım ama asıl önemli olan sistemin ayakta duracak ekonomik yapıyı sağlama bağlamak lazım. Hı hı. Eğer bu ekonomik yapıyı bir kere kaçırırsanız üniversite başka bir müesseseye benzemez, bir fabrikaya falan benzemez. Evet. Ondan sonra etten allak bullak olur. Yani bana sorarsan devlet de ne yapacağını şaşırır. Şimdi Rıfat Bey'in de bir önerisi vardı bu konuyla ilgili. Madem öyle vergilerden zaten ücretsiz eğitim denen bir şey yoktur. O zaman vakıf üniversitesine de öğrenciler için devlet para mı versin öğrenci başına? Öğrenci başına yani sadece vakıfa değil tüm üniversitelere bir öğrenci başına. Zaten bellidir o. Bellidir onu versin. Vakıf üniversitesinin ücreti örnek 15 bin liradır. Devlet 10 bin lira verir. Evet. Vakıf üniversitesi öğrenciden 5 bin lira alabilir veya ona o bursu verebilir 5 bin lira. Dolayısıyla ben diyorum ki herkes eşit şartta olursa aynı öğrenciyi aynı kriterde alır isek zaten sistem kendi kendini daha iyiye götürecektir diyorum. Evet. Yine sizin dikkat çektiğiniz bir şey vardı. Bir izleyicimiz galiba programımızın sonuna yetişmiş ki biz de buna vurgu yaptık programın başında. Aslında diyor hani konuyu yanlış yerden ele almaya başlıyoruz. Yüksek öğretimi konuşuyoruz ama önce bir hani kalifiye bir ilk öğretim, orta öğretim eğitimimiz var mı? Ona bakmak da gerekiyor diyor. Siz de zaten bunun altını çizdiniz. İzleyicimiz herhalde geç bağlandığı için zaten ana konu buydu. Bize gelen öğrencide sıkıntı çekiyoruz. Hatta biz belirli üniversiteler bunu yapıyor. Foundation, temel yıl dediğimiz yılı oluşturmak zorunda kalıyoruz. Daha nasıl yazacağını bilmiyor. Bir mektup bile yazamıyor öğrenci geldiğinde. Siz temel konuları burada başlıyorsunuz. Bize çok yük biniyor. Ama bir yandan da hani baraj aşağı çekilsin diyoruz. Ama ben de şunu söylüyorum. Zaten 13 soruyu çözmekle 100 üzerinden 12 veya 11 çözümün arasında fark yok. Evet. Kendi kendimizi aldatmayalım diyor. Yani bunun sorumluluğunu ve aslında bu sonucu getiren öğrenciymiş gibi davranmaktan vazgeçelim. Kendi sistemi eğitim düzeltelim. Sistemimize bakalım. Evet. Hı hı. Programın sonuna geldik Mustafa Bey. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son bir cümleyle. Biz burada bütün üniversiteleri aslında ele alarak değerlendirmek istiyoruz. Daha özgür, daha çağdaş, daha bilimsel, daha kendini yönetebilen üniversitelerin Türkiye'yi çağdaş dünyaya taşıyabileceğinin altına özellikle çizmek istiyoruz. Vakıf üniversitelerinin Türk Yüksek Öğretiminde çok önemli bir lokomotif görevi gördüğünü, rekabet koşullarını oluşturduğunu, sadece yani imkanı olan öğrenciler için değil, az önce de ifade ettiğimiz gibi büyük bir öğrencimiz de imkansızlıklar içerisinde olmalarına rağmen vakıf üniversitelerinde imkan bulabildiklerini özellikle altını çizmek istiyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Mustafa Aydın, Sayın Rıfat Sarıcıoğlu ve Yalçın Zaim, çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Şimdi izleyenlerimiz biraz şaşırmıştır. Normalde üniversitelerimizdeki en yeni gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Sınava doğru adım adım yaklaşıyoruz ama aslında bugün bahsettiğimiz Türkiye'deki yüksek öğretimin çok köklü, her aşamasından herkesi ilgilendiren, velisini de öğrencisini de üniversitelisini
öğretimde, öğretim elemanında çok etkileyecek. Önemli bir süreçti. Yine takipte olalım. Bakalım ne olacak? Başbakanlığın önünden nasıl bir sonuç çıkacak? Yine tartışalım programımızda diyoruz. Ve kampüste bu hafta bölümüyle veda ediyoruz. Bakalım üniversitelerimizde tüm bir hafta boyunca neler olmuş, hangi etkinlikler var? Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.